Taktın Uysal, Başkan Erdoğan'ın yarın öğle saatlerinde Kiev'de olması bekleniyor. Hiç şüphesiz önemli bir ziyaret ama bu ziyaret öncesindeki artık Rusya-Ukrayna olası bir savaşa ilişkin Rusya ve Ukrayna'dan ziyade Rusya ve Amerika'nın adını telaffuz ediyoruz. İşte bu kritik ziyaretin hemen öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'den ve Türkiye arasında bir görüşme gerçekleşti. Jack Sullivan'la İbrahim Kalın bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmede Rusya'yı diyaloğa davet etmemin ve Türkiye'nin diyalog konusunda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun altı çizildi. Şimdi dönelim isterseniz yarın neler yaşanacak burada. Dediğimiz gibi Başkan Erdoğan öğle saatlerinde burada olacak. Öncelikle anıta bir çelenk konulacak. Buradaki anıta bir çelenk konulacak. Ardındansa Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya gelecek. Heyetler arası görüşmeler yapacak. Masada hiç şüphesiz ki Donbas krizine ilişkin yaşananlar olacak ve Türkiye arabuluculuk rolüyle ilgili olarak önerilerini sunacak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye. Ne sonuç çıkacak hep birlikte bekliyoruz ama bu ziyaretin hemen sonrasındaysa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'de olacak. Yine Başkan Erdoğan ve Putin arasında da Donbas krizine ilişkin önemli görüşmeler gerçekleştirilecek. Yarın sadece Donbas krizi masada olmayacak elbette. Önemli anlaşmalara da imza atılacak Kiev'de. Peki neler olacak bu anlaşmalar? Hemen kısaca ondan da bahsedelim. Ukrayna ve Türkiye arasında bir serbest ticaret anlaşması yapılması bekleniyor ki uzun süredir sıfır gümrük bekleniyor. Türkiye ve Ukrayna arasında ticaret yapanların beklediği bir haberdi bu. İşte dört gözle bunun olmasını bekleyecekler hiç şüphesiz. Yine onun yanı sıra çeşitli ticaret anlaşmalarına da imza atılacak ki Türkiye'nin özellikle son yıllarda savunma sanayinde yapmış olduğu adımlar önemliydi. İşte savunma sanayine ilişkinde yine anlaşmalar yapılması bekleniyor ki Ukrayna Türkiye'den SİHA ve İHA'ları alan ilk ülkelerden biriydi hiç şüphesiz ve Donbas krizine ilişkin de zaten SİHA'ların görev yaptığını bölgede ve Donbas bölgesinde ayrılıkçıların da Rusya'dan SİHA SİHA'lara karşı destek istediğinin de altını bir kez daha çizmekte fayda var. Tabii bir yandan da yıllık ticaret hacminin 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılması planlanıyor. Tabii şunun da altını çizelim. Türkiye ve Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümü olacak yarın. Bu sebeple de bu ziyaretin önemli olduğunu söyleyelim. Ve elbette Başkan Erdoğan bir kez daha Kiev'den, daha önce Türkiye'den yapmış olduğu gibi bu kez de Kiev'den Karadeniz'de barış ve huzurun sağlanması için tüm dünya mesajlar gönderecek. Artık Kiev'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti bekleniyor ve elbette yapılacak basın toplantısıyla da ne gibi kararlar alındı? Diyalog çözümü olacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Son bir not olarak da şunu söyleyelim. Az önce demiştim hatırlayacaksınız yayınımızın başında. Artık Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin adını daha sık telaffuz ediyoruz Donbas krizine ilişkin. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nden yüksek perdeden bir uyarı geldi Rusya'ya ve Amerika Birleşik Devletleri derhal sınırdaki askerlerinizi çekin dedi ve yaptırımlarla ilgili de elbette açıklamalarda bulunuldu. İşte bu yaptırımlara, olası yaptırımlara karşı Rusya'dan bir cevap geldi ve yaptırımlarınız geri teper diye Rusya'da sert bir yanıt verdi. Yine şunu da söyleyerek bitirelim yayınımızı. Dün de önemli bir görüşme vardı burada. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Polonya Başbakanı buradaydı. Üç ülke arasında bir güvenlik anlaşması imzalandı ve hem Boris Johnson hem de Polonya Başbakanı buradan Ukrayna'nın yanındayız mesajını gönderdi Rusya'ya diyelim ve sözü size bırakalım.